Merhaba. Bütün dünyada pandemi nedeniyle bir şeyi bir kez daha anladık ve öğrendik. O da tarımın önemi. Tarımda kadın girişimcilerin sayısı ise çok az ama yok da değil ve çok da güzel işler başarıyorlar. Hemen karşımda Bilge ve Tanay Akgün var. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar. Merhaba. Teşekkürler. Sizi tanıyorum. Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Sizi özellikle tanıştırmak istedim çünkü şahane bir iş başardınız. Hani tarımın bu kadar önemli olduğu bir noktada akıllı tarım makineleri ürettiniz. Bu makineler sayesinde çiftçiler fide üretebiliyorlar ya da bizim gibi tüketiciler evlerinde kendi sebzelerini yetiştirebiliyorlar. Makineleri tanıtmanızı isteyeceğim ama ona geçmeden önce ayrı ayrı sizleri tanıyalım istiyoruz. Tanay, senden başlayalım mı? Şimdiye kadar neler yaptın? Nasıl bir kariyer izledin, hangi eğitimleri aldın? Sonra da Bilge Hanım'a soracağım, kendisini tanıtmasını istedim. Evet. Sonra işi kurma sürecinize sonra giriş yapacağız. Tamam. Merhaba, ben Tanay Akgün. Hextech Green Makine Sanayi'nin kurucu ortaklarındanım. 1987 yılında Sivas'ta doğdum. İlk öğretim ve liseyi Muğla'da tamamladıktan sonra bilgisayar programcılığı eğitimi aldım. Muğla Üniversitesi'nde, daha sonra da Yalova Üniversitesi işletme bölümünü bitirdim. Başka bir yerde çalışmayı düşünmedim. Çünkü hayalim hep kendi işimi kurmaktı. Bu konuda annem Bilge Hanım da destek oldu bana ve Hextech Green firmasını kurduk. Akıllı tarım makineleri ve katı bitki yetiştirme ortamları geliştiriyoruz. Arge sürecimiz yeni tamamlandı. Yaklaşık 4 yıllık bir firmayız. Ben firmanın satış, pazarlama, ihracat, insan kaynakları kısmından sorumluyum. Gayet güzel anlattınız. Şimdi Bilge Hanım'ı tanıyalım. Bilge Hanım, sizin eğitim ve kariyer geçmişinizde neler var? Ben de Sivas doğumluyum. 84 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bitki besleme bölümünden mezun olduktan sonra önce kamuda mesleğimi ifa ettim. Sonrasında 2005'te emekli olarak bir 10 yıllık süreçte de yatırım danışmanlığı yaptım ve 2015'te artık Çanakkale'de dalga sesi dinleyeceğim, emekli hayatı yaşayacağım deyip tam yerleşmişken Tanay'ın ısrarlarına dayanamayıp İstanbul'a gelip Hextech Green'i kurup tekrar yeniden çok yoğun bir tempoya girdik. Yani hem Tanay'ın isteği bu şirketi kurmakta etkili oldu. Bir diğeri de artık mesleki bilgilerimle dolu bir insanken kendimi kenara çekip dünyadaki yaşanan açlık, kirli gıdaların sebep olduğu kronik hastalıklar, susuzluk gibi yaşanan olumsuzluklara çare üretebilecekken bir yerde dalga sesi dinleyip kendimi emekli etmeyi çok doğru bulmadım. Gerçekten çok olurdu, dünya haksızlık olurdu, o kadar bilgi. Evet. Yani sorunları biliyoruz, çözüm yolunu biliyoruz. Hadi o zaman dedik. Anne kız bir şekilde zor da olsa ki risk aldık. Yani girişimcilik ciddi bir risk. Özellikle de hiç bilinmeyeni yapıyorsanız, bunu anlatma noktasında riskiniz biraz daha büyük. İlk yıllarımız bizim, bir 3 yılımız hep Arge ile geçti. Artık 4. yılda Ürge'ye başlayabildik. Oraya geçmeden önce, bu fikir nereden çıktı? Yani tamam, Tanay kendi şirketini kurmak istiyor. Size de anne hadi gel birlikte yapalım dedi de. Şimdi akıllı makine üretmek fikri nasıl çıktı ortaya? Ben onu nasıl merak ettim. Şöyle, zaten son 10 yıldır filan temiz gıda üretilmeli. Çünkü görüyorum, yani izlediklerimizin dışında kendimizi tutmamız, her geçen gün kanser olayı ya da kirli gıdalara bağlı sindirim sistemi, işte damar sistemi, hastalıkların arttığını ve birçok sebebinin, bunların en önemli sebeplerinden birisinin herbisitler olduğunu biliyorum. Çiftçi kullanıyor, çünkü kullanmak zorunda, kullanmazsa para kazanamayacak, bunu da biliyorum. Alan tecrübemle. Kimyasal gübreleri kastediyorsunuz değil mi? Evet, kimyasal gübreleri ve zirai ilaçları. Hı-hı. Çünkü günümüzde artık insan gücüyle ve geleneksel yöntemlerle yüksek miktarda ve kaliteli ürün almak imkansız hale geldi. Öyle bir çözüm üretelim ki diye düşündük. Hem çiftçi
az emekle ve risk almadan parasını kazansın, şehirli de temiz gıda tüketsin, kendisi hasta olmasın, hatta gelecek nesillere kronik hastalıklar bırakmasın. Bu ikisini nasıl birlikte yapabiliriz noktasından hareketle çalışmaya başladık. Ve geldiğimiz noktada artık şu anda ekibimiz 15 kişiye çıktı. Makinalarımızı akıllı hale getirdik. O makinayı üretme fikri, tamam, hani sebeplerini anlattınız da bu sebeplerden yola çıkarak bir makine üretme fikrine nasıl geldiniz? Bir tek makine de değil Tülay Hanımcığım. Şöyle ki, artık biraz önce de söylediğim gibi geleneksel yöntemlerle temiz gıda ve yüksek miktarda gıda, rentabilitesi yüksek üretim mümkün değil. Endüstri 4'e uygun tarım makinesi geliştirir isek, insan gücünü en aza indirip, insan hatalarını ortadan kaldırıp, bilimsel teknikleri de kullanarak, riskleri sıfırlayarak üretim yapmayı düşündük. Mesela makinamızın, bu fide yetiştiren makinamız o kadar yeni ki, dünyada bir örneği yok ve Avrupa Birliği bunu deklare etti. Özgün ürün diye bize mükemmellik sertifikası kullanma hakkı verdi. Oo, bu müthiş bir haber. Şimdi fide makinesinden bahsediyorsunuz değil mi? Çiftçiler fide yetiştiriyorlar, evet, bu makinayla. Evet. Peki, sizin için zor olmayacaksa biraz gösterelim mi? Sonra yine devam ederiz. Hem anlatın makinesi, hem sohbetle görelim. Olur. Bir tamam. De biz tek bir ürünle de yola çıkmadık. Şöyle söyleyebilirim. İlk ürünlerimizi görünür hale getirdiğimizde, işte fuarlarda, zirvelerde, tamam, çiftçiler için üretim yapalım diyoruz. Ancak şehirlilerin de kendi ürünlerini üretmek istedikleri bilgisine kavuştuk. Şehirlilerin ürünlerini üretebilmesi için de önce toprak yerine geçen bir katı bitki yetiştirme ortamı geliştirerek başladık. Şöyle göstereyim. Bu ürünümüzü, dünyada kokopit denilen bir ürün vardır ve tüm tarım sektörüne Hindistan'dan dağılır. Özellikle pandemi sürecinde Hindistan'dan ve Çin işleyerek dünyaya dağıtır. Hindistan'dan ham maddesini alır. Ülkeler arası transferler çok büyük sıkıntı yaşıyor ve miktar tüm dünyayı artık beslemiyor. Onun için toprak yerine geçen bir ürün geliştirerek başladık. Bu ürünü kullanarak şehirli balkonunda, terasında, bahçesinde, açık alanda yetiştirebiliyor bitkileri. Ya da şu makinelerimize koyarak, bu makinelerimize koyarak mini makine, Hextech Green Mini dediğimiz makinemizde aynı anda 5 adet bitki yetişebiliyor. Hı hı. Burada yapılan şey, güneş ışığı olmasa da ve sel, don, fırtına, kuraklık gibi doğal afetlerden etkilenmeden şehirlilerin kendi temiz gıdalarını az da olsa yetiştirebilmeleri. Peki. Bunun kapasitesi düşük olduğu için, izninizle ben hemen böyle heyecanla saz elim alınca tüm makineleri tanıtmak istiyorum. Bir diğer makinemiz, Home Garden dediğimiz bu makinemizde, daha büyük. Biraz daha uzakta göstereyim. Daha büyük. Aynı anda 30 adet bitki yetişiyor. Kaç katlı? 2 katlı mı o? 3 katlı mı? Tam göremedim. Bilge Hanım, tekrar gösterebilir misiniz? Bilge Hanım, sesinizi duyamıyorum şu anda ama bu da fide makinesi, çiftçiler için üretilen. Sesiniz geldiğinde sizinle devam ederiz çünkü ben sizin sesinizi şu anda duyamıyorum. Evet, fide makinesi, çiftçiler tohum halindeyken bu makineye fidelerini koyup yaklaşık bir 10 gün içinde fideler toprağa ekilebilir hale gelebiliyorlar. Yine
ışık olmasa bile bu makinenin içinde fideler büyüyorlar. Bildiğim bu. Sesi gittiği için onun yerine ben bilgiyi aktarmak istedim size. Umarım sesini yeniden duyabiliriz. Sesiniz gelmiyor. Ses yok. Ses yok. Evet. Evet, şimdi geldi. O yüzden fide makinesine dönmenizi, yeniden anlatmanızı istiyorum. Sesin gittiği yerde ben sadece şeyi söyleyebildim. Bu makinenin çiftçiler için olduğunu, tohum halinde tohumları koyduklarında yaklaşık bir 10 gün içinde fide haline geldiklerini, ışığa ihtiyaç duymadıklarını ve toprağa ekilebilir hale geldiklerini özetle söyledim ama sizden dinledim. Tamam. O zaman biraz daha geride. Şöyle şu açımız iyi sanırım. Biraz daha isterseniz. Şöyle mi? Evet. Sen de bir yandan konuşayım. HTG Farmer dediğimiz makine ile çiftçi 2400 adet fideyi aynı anda yetiştirebiliyor. Hidroponik olmayan topraksız tarım yöntemi kullanıyoruz. Çiftçi yalnızca tohum bandını yerleştirecek ve yukarıda gördüğümüz dijital ekrandan yetiştirmek istediği bitkinin türünü seçecek. Bunun dışında sürece müdahil olmayacak. Burada biz kimyasal kullanımını veya zirai ilaç kullanımını ortadan kaldırdık. Bitki beslemelerini katı yetiştirme ortamımıza içine entegre ederek çiftçinin fidesini yetiştirmesini sağlıyoruz. Mevcut teknolojilere göre daha az enerji harcıyoruz. %90 oranında. Şimdi biraz daha yakından görelim mi makineyi? Tabii. Bu makinenin bir özelliği de çiftçiler fidesini yetiştiremiyor. Profesyonel seralardan ürettiriyor, seralarda ürettiriyor. Ve seralarda üretilebilen fide sayısı ülkemizde bir yılda 4 milyar adet. Hı-hı. Halbuki 16 milyar adet fidemiz olsa onları sebzeye dönüştürebileceğimiz iyi nitelikli tarım arazisine sahibiz. Pazarda %75'lik bir açık var. Bu makineyi kullanarak kendi tarlasının başında, traktör garajında, mutfağında her çiftçi ya da kooperatif fidenin taşınması esnasında oluşan karbon ayak izini de yaratmadan, fide kaybı da olmadan kendi fidesini yalnızca dijital ekrandan bitkinin resmine dokunmak dışında hiç işlem yapmadan yetiştirebiliyor. Peki şimdi bu raflarda sizin özel toprak yerine geçen bir madde var değil mi? Toprağı o şekilde ediniyor. Ne var onun içinde? Nasıl oluyor da toprağın yerine geçiyor o madde? İsmi neydi? Substrat dediğimiz bir katı yetiştirme ortamı. Şöyle ki son 10 yıldır topraktan elde edilen verimin azalması. Çünkü topraklar kirlendi, yoruldu ve üretilemiyor. Diğer taraftan nüfus hızla artıyor. Artan nüfusu beslemek için topraksız tarım yöntemleri geliştirildi ve hızla yaygınlaştı ülkemizde. Ama topraksız tarım yöntemlerinin tamamına yakını şu anda mevcut uygulamalarda hidroponik dediğimiz su kültürü içerisinde yapılan yetiştiricilikler. Sizi görebiliriz bu arada. Tanay, rica edeceğim anneni gösterebilir misin birlikte? Tamam. Kültüründe yapılan yetiştiriciliklerde bir pompayla suyu sürekli devinim yaptırdığımız için çok yüksek enerji harcanıyor. Sonra su ısındığında ya da herhangi bir köke tek bir mantari hastalık geldiğinde hızla bütün köklere yayılıyor. Çok ciddi insan takibi gerekiyor. Bu sıkıntılar sektörde yaşana artık hidrofonik besleyicilik de son bir yılda hızla terk edilmeye başlandı. İnsanların alternatifi olmadığı için topraktan vazgeçmişken yeniden toprağa dönmeye başladılar. Bu noktada biz toprak yerine geçen, topraksız tarımı hidrofonik olmayan yöntemle yapan bir teknoloji geliştirme çabasına girdik. Hı hı.
Topraksız tarım yapıyorsunuz ama katı yetiştirme ortamı kullandığınız için hidroponik olan topraksız tarımdaki yaşanan aşırı enerji harcanması, insan takibi, hastalıkların hızla yayılması gibi çok kimyasal kullanılması bizim yöntemimizde yok. Biz bu katı yetiştirme ortamını tamamıyla organik ham maddeler, bitkisel lifler, işte efendim doğal kayaçlar, 6 farklı organik maddenin karışımıyla elde ettik. Her elde ettiğimiz üründe de tasarım tescilimizi alıyoruz, analizlerini yaptırıyoruz, belgelendiriyoruz, C'lerini alıyoruz, o şekilde ilerliyoruz. Anlıyorum. Yani, hayalimizi gerçeğe dönüştürürken yaptığımız işlerin de başarısını kontrol ede ede ilerliyoruz. O yüzden ödülleriniz var değil mi? Siz bu makinayla hangi ödülü almıştınız? Bu makinayla... ARGE'de 2018 yılında diğer akıllı kategorilerde Türkiye birincisi olduk. Evet. Daha sonra geçen yıl Teknofest'e katıldık. Ona da derece alarak Silikon Vadisi seyahati kazanmıştık. Artı Big Bang'de 11 bin firma arasında ilk 20'de, top 20'de sahneye çıktık. Ve en çok ödül alan 6. firma olarak kapattık sahne deneyimimizi. Sonrasında Türkiye'nin işte dijitalde yüz lideri, her hafta bir ödül haberi alıyoruz. Ya işin güzel tarafı şu, işin başlangıcında kendimizi tanıtmak için yarışmalara falan biz başvuruyorduk. Artık biz hiç başvuru yapmadan şu ödülü aldınız, işte şuna layık görüldünüz gibi haberlerin dönmesi motivasyonumuzu artırıyor bizim. Çok güzel. Şimdi ben doğru mu anladım? Bu makine sayesinde çiftçiler hiç seralara gitmeden, uğraşmadan hangi ağacı, fidanı ekmek istiyorsa bu makineye eğer sahiplerse tohumlarını bu makineye yerleştiriyorlar. Yaklaşık bir 10 gün içinde de fideyi elde edip onu toprağa geçirebiliyorlar, nakil edebiliyorlar. Öyle değil mi? Ve evet. Tamamen evet. Sağlıklı ve kayıpları da önleyecek. Evet. Sağlıklı yaşaması için. Peki bu makinenin maliyeti nedir? Şimdi çiftçiler malum ülkemizde hani öyle çok da durumları parlak değil. Makineyi alma güçleri olmayabilir. Ama en azından fikir sahibi olabilmeleri için şu anda satışta değil mi bu makineniz sizin? Ne kadar? Evet, acaba? Makineniz satışta geçen ay itibariyle artık satışa sunduk. Şöyle ki, biz yaptığımız fizibilite çalışmalarına göre 5 dönüm, Türkiye'deki çiftçilerin ortalama 50 dönüm arazileri var ve bunun 5 dönümü de sebze yetiştirmeye uygun sulu ve düzeyimli araziler. 5 dönüm arazisi olan bir çiftçi bu makineyi satın aldığında, ki şu andaki satış fiyatımız 7000 euro, yalnızca bir üretim sezonunda amorti edebiliyor. Çünkü 5 dönüm arazi için tanesini 2 liradan, 3 liradan bir dönüm için 2400 adet fide alması gerekiyor. Ortalama rakamlar bunlar. Bitkinin biberde daha farklı, domateste farklı. Ama 2400 adet fideden hareketle 5 dönüm arazisi olan bir çiftçi fidesini kendi yetiştirdiğinde verdiği parayı yazlık sebze ve kışlık sebze ekerse bir yılda amorti ediyor. Çok güzel. Bir de şu var, şunu görüyorum, biraz önce kokopit dedim ya, Hindistan'dan dünyaya yayılıyor. Hindistan'dan bir firma bizden bizim katı yetiştirme ortamını istedi. Mucize gibi. Yani Hindistan'ı, dünyayı besleyen Hindistan, kendisi bu olağanüstü durumlar yaşandığı için ya üretemedi ya da topraksız tarıma artan talep nedeniyle stoklarını tüketti ve Türkiye'den bir firmadan katı yetiştirme ortamı istiyor. Çok güzel. Bağımsız çözümler geliştirmek anlamında da çok önemsiyorum bu durumu. Çiftçi çiftçi bazında ve ülkemizde ülke bazında bir başkasına muhtaç olmadan kendi üretimini yapabilecek. Peki Hindistan'ın o istediği mi? Sonra seldon, fırtına, kuraklık gibi çok zarar veren doğal afetler, düşünün bu makine. Peki pardon, Hindistan'ın o istediği miktarı... Dış ortam koşullarından hiç etkilenmiyor. O Hindistan'ın üretebileceği, istediği... Hiç zarar görmeden üretim yapabiliyorsunuz.
üretebilecek ve onlara gönderebilecek kapasitede misiniz şu anda? Üretilebilecek kapasitemiz. Yani Hindistan'ın isteğine cevap verebilecek misiniz? Bağlantımızda sorun var. Birazdan birlikte olacağız yeniden. Dondu. Duyuyorum. Galiba yeriniz kaydı, sizi duyamadım. Duyabiliyor musunuz Bilge Hanım? Çok kısık geliyorsunuz, anlayamıyorum. Tamam. Hindistan sizden talepte bulundu. Cevap verebilecek misiniz o talebe? Üretim yapabiliyor musunuz? Nedir kapasiteniz şu anda? Hindistan sizden talepte bulundu. Ha, evet, tabii ki. Biraz önce de söylediğim gibi şu anda ekibimiz 15 kişiye çıktı. Daha önce İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki merkezde ürün geliştirme çalışmalarımızı yaparken iki telli OSB'de de bir üretim tesisi açtık. Çok güzel. Hatta yine uluslararası bazda birkaç satış görüşmemiz var. Onlar olursa ham madde temin edeceğimiz illerde de birer şubeyle Bağlantıda sanıyorum sorun var. Görüntü dondu. Sesinizi de duyamıyoruz. Muhtemelen devam edecek birazdan. Görüyorsunuz o bağlantı çözülene kadar. Duymuyorum hiç. Ha, tamam. Tamam, gayet güzel. Bağlantıda problem var sanıyorum, ondan kaynaklandı. Şimdi sizin projeniz aynı zamanda hem düşük bir sermaye ile yola çıktınız ama COSCAP desteklerinden faydalandınız. Öyle değil mi? Ayrıca da TÜBİTAK da destekliyor sizin bu projenizi. Evet. İlk olarak firmamızı COSCAP girişimcilik desteğiyle kurduk. Daha sonra da bu değiştirme makinemizi TÜBİTAK desteğiyle tamamladık. Çok güzel. Şimdi biraz... TÜBİTAK'da nakdi ve gayri nakdi ödül aldık firmalardan. O da bizim ekonomimizi güçlendirdi. Şu ana kadar o şekilde daha çok ayakta durduk. Ve satış gelirimiz de marketlerden yapılan küçük satışlarla başladı. Bundan sonrasında umarım artık gelirimize döndürebileceğiz sistemi. Şu an için N11 gitti gidiyor çiçek sepeti gibi firmalardan satışımız başladı. O toprak geçen ürünü ve evde yetiştiriciler için hazırladığınız o saksıdaki özel tarım makinesini kastediyorsunuz değil mi? Satışta olan. HTG Mini, HTG Slab, HTG Home Garden olarak satışımız başladı. Farmer için biraz daha vakte ihtiyacımız var ama o da kısa sürede çiftçilerimizle, üreticilerimizle buluşacak. Onun da seri üretimine geçiş yapılabilecek. Yani yapılıyor şu an. 2 haftaya kadar bitecek onlar da. Evet, şu an yazılımın son test çalışmaları yapılıyor. Yaklaşık 2 hafta sonra da tamamlandıktan sonra çiftçilerimizle ya da üreticilerimizle kullanmaya başlayacak. Çok güzel. Peki ben evde biliyorsunuz bu pandemi nedeniyle herkes sebze yetiştirir oldu evinde. Hani biraz da doğada uzak olduğumuz için de ihtiyaç bu aynı zamanda. Hem de işte sağlıklı beslenme açısından sağlıklı gıda oluşturabilmek için. O yüzden o ev tipi olan tarım makinenizi bana yeniden gösterip yeniden bir özet geçebilir misiniz acaba? Şimdi ben diyelim ki evimde domates ve salatalık yetiştirmek istiyorum. Bu makineyi kullanarak ne kadar zamanda nasıl yetiştirebilirim? Makineyi de göstererek anlatır mısınız? Tamam. Ne kadar sürede ne kadar yetiştiririm? Göster. Bu mini dediğimiz makinelerimiz 5 yıl süreyle aynı kökten kök zarar görmediği sürece ürün alınması mümkün. Slab'lerin içerisinde şöyle göstereyim diğer makinelerimizi. Slab'lerin içerisinde şehirlimiz hangi bitkiyi yetiştirmek istiyorsa onun tohumunu ekili halde gönderiyoruz. Su verdiklerinde üretim süreci başlıyor. Makasla biçerek tüketiyorlar. Peki
buradaki tıbbi aromatik bitkiler ve yeşil otusu bitkiler çok yıllık bitkiler. O nedenle şehirli insan bu ürünü aldığında sezonluk ya da yıllık değil, çok uzun yıllar bitki yetiştirmenin tazını yaşayıp ürettiği temiz gıdasını kendisi tüketebilecek. Peki güneş ışığı olmadan o kullandığınız ışık nedir ve güneş ışığının yerine nasıl geçebiliyor? Hani biliyoruz ki güneş ışığının çok farklı özellikleri var. Eşdeğerde bir ne ışığı o kullandığınız? Şöyle, teknoloji bu kadar ilerlemeden önce evet bitkinin yetişmesi için en önemli iki veya en önemli kriterler toprak, güneş ışığı ve su deniyordu. Hem de böyle kontrolsüz bir şekilde su. Efendim? Sanayi sizi de göstersin, saksıyı, makineyi de göstersin. Saksı diyorum, affedersin. Peki. Akıllı makineyle birlikte sizi görebilirsek şahane var. Geldiğimiz noktada şunu gördük. Bitki fotosentez yapmak için, büyümek için atmosferde insan gözünün algıladığı tüm renklerden faydalanmıyor. Yalnızca 400 nm dediğimiz dalga boyunun üzerindeki mavi renkle başlıyor fotosenteze ve yaptığımız ARGE çalışmalarında da şunu gördük. Çimlenme için ihtiyaç duyduğu dalga boyu farklı, genç fide döneminde farklı, pişkin fide döneminde farklı, çiçek açarken ya da hasat olgunluğuna geldiğinde farklı. Biz bunu sağladık. Yaptığımız onlarca kez yetiştiricilikte bitkinin en iyi büyüme performansı hangi ışıktaysa onu kullanıyoruz. Ve bu ışıklar şöyle sorularla da karşılaşabiliyoruz. Sağlığa zararlı değil mi? Siz temiz gıda ürettiğinizi söylüyorsunuz ama işte ultraviyole ışınları kanser yapıyor. Doğru, ultraviyole ışınları kanser yapıyor ama dalga boyu 206 olan ışınlar, bu röntgen işte tomografi cihazlarında, görüntülenme cihazlarında kullanılan ışıklar kanser yapıyor. Bizim kullandığımız dalga boyunun sağlığa hiçbir zararı yok. Ve NASA teknolojisi uyguluyoruz. Bizim yaptığımız olay şuydu. Yani bilinen, uygulanan bazı teknolojiler, ileri tarım tekniklerinde uygulanan teknolojiler nedir? LED'lerle aydınlatma, efendim işte IoT ile izleme ya da kimyasal olmadan organik biyolojik ajanlarla, bitki besinleriyle besleme. Bizim niş yönümüzü ya da inovatif yönümüzü bilinen tüm teknikleri tek cihazlar içerisinde birleştirecek, kullanacak şekilde birleştirmemiz oldu. Anlıyorum. İsterseniz şöyle yapalım. Masanıza geçin. Şöyle bir rahat oturalım. Ana kız ikinizi yine birlikte görelim. Son bir iki sorum aldı olacak. Onları da yönelteyim size. Böylece tamamlamış oluruz röportajımızı da. Bu her iki makine de benim anladığım kadarıyla dünyada ilk hem fide makinesi hem de ev tipi geliştirdiğiniz tarım makinesi. İkisi de dünyada eşit ölçüde çok anladığım kadarıyla. Doğru mu? Şöyle söyleyeyim. %100 bazı yönleriyle dünyada ilk. Ya topraksız tarım son 10 yıldır işte araştırılıyor, uygulanıyor ve gelişiyor dedik ya. Topraksız tarımı bizim hidroponik olmayan yön, topraksız tarım yapılıyor ama su kültürü içerisinde yapılıyordu. Topraksız tarımın katı ortam içerisinde yapılması anlamında evet ilkiz. Metrekarede fide makinamızda yarım metrekarede 2400 fide var. Bitki sayısı anlamında normal fide sürecinin 3 kat kısalması anlamında ya da hiç kimyasal gübre zira ilaç kullanma ve hiç insan müdahalesi olmaması anlamında gerçekten ilkleri gerçekleştirdik. Ama öbür taraftan şu mini dediğimiz makinelerin çok fazla benzeri var ve kullanılıyor. Hobi tarımı amaçlı olanlar. Yine biraz önce gösterdiğimiz mutfaklarında şehrinin ya da iş yerinde ya da işte restoranda kendi sağlıklı sebzesini üretebileceği
yarım metrekarede 30 adet sebzenin yetiştirildiği makinamız da bir ilk. Bunun da benzeri yok. Yine bizim parkımızı oluşturan özellik, geliştirdiğimiz özel sehpalar, dikey tarım. Dikey tarım ama yine bilinenler şu anda mevcutlar. Pimaş borular içerisinde dikey tarım yapıyorlar. Boşluklar açıyorlar. Oraya kokopit tabletleri koyuyorlar ve içerisinden su dolaştırıyorlar. Biz hiç su dolaştırmıyoruz. Suyu %90'ın üzerinde daha az kullanıyoruz. Ve hiç kimyasal kullanmıyoruz. Yarım metrekarede de 30 bitkiyi aynı anda yetiştiren, 30 sebzeyi yetiştiren bir sistem daha yok. Örneklersek 1 metrekare alanda 100 side yetişebilir. Bütün şu andaki uygulanan yöntemlerle. Bizim 1 metrekarede 100 sideyken yarım metrekarede 2400 side olmamız farkımız. Yine sebze yetiştiriciliğinde, dikey tarımda metrekarede en yoğun kullanılan yöntemdeki bitki sayısı 3'ü 4'ü geçmez. Bizim yarım metrekarede 30 sebzeyi yetiştiriyor olabilmemiz yine bizim özgün ve yenilikçi yönümüz. Peki şunu merak ediyorum. Hani bu yaptığınız çalışmalar hakikaten çok değerli ve hani bütün dünyada sürdürülebilirlik açısından bu tür çalışmalar, bu tür buluşlar, girişimler hep destekleniyor yatırımcılar tarafından. Sizi destekleyen bir yatırımcı var mı? Ve hemen beraberinde de sorayım, şu anda neye ihtiyacınız var? Yani ben aklıma şimdi sizin o fide makinesini görünce şöyle bir şey geldi aklıma. Hani kocaman bir tesis olsa da siz orada bu makinelerin devasa olanlarını da yapsanız, hem çiftçi isterse mobil olarak kendisi satın alsın ama siz de aynı zamanda büyük bir üretim tesisinde bu fideleri üretseniz. Var mı, neye ihtiyacınız var? Yatırımcıların ilgisi var mı? Ya da sizin neye ihtiyacınız var? Yatırımcıların şöyle ki 3 yıldır falan sürekli yatırım talepleri geliyor. Ama ne yazık ki ülkemizdeki melek yatırımcılar diyeyim ya da startuplara yatırım yapmak isteyen mekanizmalar çok küçük paralarla çok büyük hisseler almayı istiyor. O anlamda anlaşamıyoruz. Ve TÜBİTAK'ın bize desteği inanılmaz güzel. Sayın Sanayi Bakanımız izliyor. Sayın Tarım Kredi Kooperatifleri Birlik Başkanımız bizi izliyor. Devletin desteği yanımızda. Bir de işin öbür tarafı biraz biz sanıyorum özgürlüğümüze düşkünüz. Yani insanları ikna etmek için harcayacağımız zamanı kendi kararlarımızla yapalım, sonuçlanınca gösterelim istiyoruz. Peki. Tabii ki çok istiyorum. Şimdi çok fazla sayıda üretelim ve çok fazla sayıda insan faydalansın. Ama bunun koşullarını şu ana kadar oluşturamadık Tülay Hanımcığım. Anlıyorum. Peki şu anda ne istiyorsunuz siz? Neye ihtiyacınız var? Hedefiniz, hayaliniz ne? Evet, üretmişsiniz şahane şeyler. Neye ihtiyacınız var şu anda sizin? Şöyle dış pazarlarda da çok ciddi talep alıyoruz ya da ilgi görüyoruz. Bizim internet sitemize günde 200 kişi giriyorsa bunun yaklaşık bir %65-70'i yabancı ülkelerden. Bilinç düzeyleri daha yüksek olduğu için ya da tarımsal faaliyeti göstermek için doğal kaynaklara daha sahip oldukları için zannediyorum. Oralardan daha çok olumlu dönüşler alıyoruz. Ama mümkünse önce ülkemiz diyoruz. Bunun için de şu anda umarım olumlu sonuçlanacaktır. Yine TÜBİTAK'tan makinamızı yapay zekaya kavuşturmakla ilgili bir projemiz vardı. Oradan olumlu dönüş alırsak maddi olarak da ihtiyaç duyduğumuz işte ek personel. Çünkü arkadaşlarım sağ olsunlar hiç emeklerini esirgemiyorlar. Hafta sonu ya da akşamları da çalışıyorlar ama biz biraz ya da benim yapım gereği diyeyim çok hızlı ilerlemeyi istiyorum. Onun için ekibi güçlendirerek hem imalatta hem yazılım ekibimde ki mühendis arkadaşlarımın sayısını artırarak üretim miktarını artırmam, kapasiteyi artırmam lazım.
Çünkü yine birkaç bağlantı var daha son günlerde oluşmuş. Onlar olursa çok ciddi alım talepleri olacak. Mesela Cuma günü yine bir yerinde etüt sera kurulumu isteniyor bizim makinelerle. Bir ihracatçı şirket, ülkemizin 35 yıldır ihracat yapan bir şirketi. Terminle çalışacağız. Yani işin başında terminle çalışırken mevcut imkanlarımız çünkü ona el veriyor. Sonrasında evet üretim kapasitemizi artırmamız gerekiyor. Bunun için de ek alan ve ek personel, ek makina, ekipmana ihtiyacımız olacak. Peki son sorum, bir kadın olarak girişimci olmak hayli zor. Hani iş kurmak, yürütmek epey bir sorunla karşılaşıyor kadın girişimciler. Siz hangi sorunları yaşadınız ve diğer kadınlara tavsiyeleriniz neler olur? Bu soruyla noktalamak isterim söyleşiyi. Açıkçası ben pek bir sorun yaşamadım. Çünkü üniversitedeki eğitimimde bizleri girişimci olarak yetiştirme hedefi vardı hocalarımızın. Ben şöyle söyleyeyim. Girişimcilik gerçekten risk. Yani hem zaman, hem emek ve hem paranızı harcıyorsunuz. Kadınlara en iyi bildikleri konuda girişimci olmalarını öneriyorum. Ve küçükten başlayarak sistemi, pazarı, müşterileri tanıyıp sadakat oluşturarak kapasitelerini artırmalarını öneriyorum. Ve seçimi yaparken de ürün ve sektör seçimine günümüzdeki trend olan ya da global krizlerden etkilenmeyecek sektörleri seçmelerini öneriyorum. Ve yalnızca şunu söylüyorum, güzel ürün ürettiğinizde ve belgelendirdiğinizde satmama şansınız hiç yok. Bu makineleri kooperatiflerle umarım kadınların kendi evlerinde kendi sebze fidelerini yetiştirebileceği, sonrasında belediyelerin süs bitkisi fidelerini yetiştirip satabileceklerini ya da bir makinenin tüm köydeki halka bir kişi tarafından alınıp satılarak ek gelir oluşturacağını, yine hiç yetiştirilemeyen tıbbi aromatik bitki fideleri vardır. Kekik gibi, lavanta gibi. Çok küçük olduğu için yetiştirmek çok zorlar insanları. Onlar bu makinelerde çok kolay yetişebiliyor. Hem tarım sektörüne ülkemizin büyük faydalar sağlayacak, hem de ülkemin en ücra köşesindeki bir kadın çiftçi, kendisi az emekle, bakınız o da çok önemli. Günümüzde çiftçi artık sabah 5'te güneş doğmadan kalkıp tarlaya gidip çalışmak istemiyor, çok doğal. Çünkü şu akıllı cihazlar dünyadaki farklı hayatları öğretti. Biz de diyoruz ki o farklı hayatlara bizim akıllı cihazlarımızla, akıllı tarım cihazlarımızla hiç yorulmadan ulaşabilirsiniz. Bunu sağlamak da çok keyifli. Az emekle çok para kazanacak, şehirli, temiz gıda yiyecek, hatta kendisi üretecek. Az da olsa, bir kökte olsa, iki kökte olsa insanların evlerinde gıda, tarımsal gıda ürünü üretmesi rakamlara vurulduğunda inanılmaz büyük tonajlara dönüyor. 30 bin adet slep bir çalışmaya ilişkin onun hesabını yapmıştık. 30 bin adet slep üretip 2 ayda İstanbul halkına dağıttığımızda bu sleplerden üretilen domates miktarı 6 ton. Yalnızca 30 bin adet. 16 milyon insan yaşıyor İstanbul'da. Açlığa çözüm olabilir. Susuzluğa çözüm olabilir. Hastalıklara çözüm üretilebilir. Topraksız tarım, toprak üretilemiyor çünkü nüfus 2050'de 2 milyar kişi daha artacak. Ve açlık şu anda bile dünyada yaşanıyor. Görüyoruz. Temiz nitelikli suların yalnızca %1'i içme suyu olarak kullanılıyor. %70'i çok hor şekilde tarımda kullanılıyor. O kadar çok ki olumsuzluk. Sonra karbon ayak izi tarımın yarattığı işte iklim değişikliği her geçen gün tarıma daha çok zarar veriyor.
Tarımda kullanılan kimyasallar iklim değişikliğine sebep oluyor. Tam bir kısır döngü. Bunların tamamının çözümüne katkı olabilir ve geniş kitleler tarafından kullanılabilir. O yönden yaptığımız çalışmalar keyif veriyor. Umarım insanlık yararına da çok hızlı sunabiliriz. Böyle yani kızımın aynı zamanda bir iş sahibi olması da işin diğer keyifli yönü benim için. Umarım birkaç yıl içerisinde ona tamamıyla devredip ben emekli hayatıma dönerim. Yine Çanakkale'ye mi gideceksiniz? Ne yapacaksınız? Evet, çok istiyorum. Ama Çanakkale'ye de gitmişken orada da bari bu makineleri kullanın. O kadar ürettiniz değil mi? Var. Çanakkale'de orada bizim bu işten önceki işimiz de danışmanlıktı, yatırım danışmanlığıydı. Yaptığımız güzel tesisler var. Halen irtibatımız sürüyor. Ya bir şey şöyle söyleyeyim. Biraz da böyle dünyadan bana ne dememek herhalde. Halen bile nerede ne varsa koşup yardımcı olmak ya da iz bırakarak gitmek. Evet, en doğrusu bu. İz bırakarak gitmek için ben yine de emekli hayatı yaşasam rahat durmam tabii ki. Kesinlikle canım tabii. Üretmeye devam edersiniz mutlaka. Çok güzel bir söyleşi oldu. Sizi tanıdık, yakından tanıdık. Çok mutlu oldum. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Galiba Taner bir şey söylüyor. Eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyin bu arada. Bu televizyon yayını değil nasıl olsa. Gayet özgür ve rahatız burada. Evet. Kadın girişimciler için bir şey söylemek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kadınlar pozitif ayrımcılığa maruz kalıyor. Girişimci olmak isteyen kadınlar hayallerinden vazgeçmesinler. Maalesef değil, değil mi? Pozitif ayrımcılık. Evet. İyi ki pozitif ayrımcılık yapılıyor. Keşke daha çok yapılsa. Şimdi yeniden devam et. Evet. Evet. Yani emek, hayal etmek, emek vermek ve vazgeçmemek. Başarının ön koşulları. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel tavsiyelerdi, çok değerli bilgilerdi. Söyleyeyim, bir şey söyleyeceksiniz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Biz de sizi ederiz. Tanıdığımız için çok mutlu olduk. Biraz önce de konuşmalarda söylediğim gibi takdir görmek motivasyonu artırıyor. Güzel sözleriniz için teşekkür ediyoruz. Vallahi alkışlanacak işler yapmışsınız. Takip edeceğiz. Lütfen siz de gelişmelerden bizi haberdar edin. Bakalım TÜBİTAK başvurusu ne oldu? Destek olacak. Tamam. Gelişmeleri bize aktarın. Biz de okuyucularımıza aktaralım. Devam edelim. Bu arada arzu ederseniz bu röportajın farklı versiyonunu, yazılı versiyonunu da yine iştekadınlar.com'dan okuyabilirsiniz arzu ederseniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Bilge Tanay. Bilge ve Tanay bizimleydi. Çok sağ olun. Yeniden görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.